Evet arkadaşlar, herkese iyi günler. Tekrar 11. sınıf dersimize devam edeceğiz. Geçen dersimizde hatırlarsanız gençler 17. yüzyıl döneminde yani Osmanlı'nın değişik dünya dengeleri, siyasetleri, sürecinde arkadaşlar Osmanlı'nın bazı özelliklerinden bahsedecek. Yani Osmanlı Devleti'nin o dönemlerde yaşadığı bazı problemler, bırakmama nedenlerinden bahsettim arkadaşlar. İç süreç nedenlerinden bahsettik o dönemlerde. Bugün de baktığımızda arkadaşlar zaten genel anlamda yine toparlayacağız bunu. 17-18. yüzyıllarda siyasi gelişmeler, ilerleyen süreçler arkadaşlar, yani süreç içerisinde öğrenildiğimiz konular var. Osmanlı Devleti'nin egemen devletlerini yitirmeye başlaması, yani artık eski gücünü arkadaşlar kaybetmeye başlamasından bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak, biliyorsunuz özellikle 2. Viyana Kuşatması'ndan hemen sonra arkadaşlar, Papa önderliğinde Avusturya'nın çağrısıyla yapılan Osmanlı'ya karşı kurulan Hristiyan Devleti'nin Kutsal İttifak'ı. Vestfalya Barışı'nın yüzyıllar süren etkisinden bahsedeceğiz gençler. Vestfalya Barışı biliyorsunuz 30 yıl savaşlarından sonra arkadaşlar imzalanan bir barıştır. Ve gerçekten de her anlamda özellikle hukuk anlamında çok büyük etkisi olmuştur. Denizlerine hakimiyet mücadeleleri yine bu konularda arkadaşlar işleyeceğimiz bazı önemli konular. Şimdi sırasıyla şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. 1595-1700 yıllar arasındaki siyasi gelişmelerde yani Osmanlı'nın genelde bıraklama göre esnasında arkadaşlar yaşadığı bazı siyasi gelişmelerden bahsedeceğiz gençler. Onların hepsini sizlere burada verdim. Zaten arkadaşlar şöyle bir tarih içerisinde paylaşacağız sizlerle. Açova Muharebesi, Zimbatoğlu, Nasuh Paşa Antlaşması, Serao, Kotin, Kasırşehir, Basra Antlaşması olarak gidiyor arkadaşlar. Sonra 1660'da Yiğit'in fethi, 1676'da Bucaş Antlaşması, 681'de yani 1681'de Bahçesaray veya Çehli Antlaşması gençler. 1683'de zaten 2. Viyana Antlaşması, 1690'da Karlovç Antlaşması ve 1700 İstanbul Antlaşması yani Ruslarla yaptığımız İstanbul Antlaşması yine işleyeceğimiz konular arasında arkadaşlar. Görüyorsunuz burada Osmanlı'nın hakim olduğu arkadaşlar coğrafya sözcüğümüz özellikle şu renkte olan arkadaşlar şeyler. Ve şöyle bir baktığımızda gençler 17. yüzyıl siyasi ortamında Osmanlı Devleti. Ne diyoruz arkadaşlar? Osmanlı Devleti 17. yüzyıl sonlarında doğru batıda Avusturya, doğuda Safevilerle mücadele etmiş gençler. Bu mücadeleler yani genelde arkadaşlar temel örgütler her ne kadar çok farklı devletler olsa da işte Venedik, Avusturya, ilerleyen dönemlerde Rusya, İran, Neistan gibi arkadaşlar hani bizim Vali adını verdiğimiz akrostişi düşündüğümüzde gençler genelde batıda Avusturya'yla yani Habsburg hanedanlığıyla ve doğuda arkadaşlar İran'la veya bugün ismiyle Safevilerle mücadele etmiş Osmanlı arkadaşlar. Bu mücadeleler diyor ki iç isyanlar değişen ticaret konularının Osmanlı ekonomisinde olduğu sevgisi, orduda düzeni bozulması ve Osmanlı Devleti'nin 3 kıtayı ve 2 topraklarında merkezi otoriteyi kaybetmesine neden olmuştur arkadaşlar. Yani hakikaten de bu mücadeleler Osmanlılar'da hem siyasi hem ekonomik anlamda arkadaşlar bir sürü sonuca yol açmış biliyorsunuz. Şöyle biraz indiriyorum gençler. Şöyle arkadaşlar. Yine şöyle baktığımızda evet 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırlarından bahsediyoruz gençler. Baktığımızda arkadaşlar şöyle Cezayir, 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 Tunus, Trablusgarp filan arkadaşlar Mısır ve Fas bile biliyorsunuz arkadaşlar himaye altına almıştı Sokullu Mehmet Paşa döneminde. Baktığımızda arkadaşlar tüm bu coğrafyaya Osmanlı'nın hükmettiğini görüyoruz o dönemlerde. Çok geniş sınırlara yayılmış. Dolayısıyla hem Asya'da hem Avrupa'da hem de Afrika'da yani aynı anda 3 farklı kıtaya yayılabilen bir Türk devleti arkadaşlar Osmanlı Devleti o dönemlerde. Hemen şöyle buna bakıyoruz gençler. Osmanlı Habsburg mücadelesi ve 1606 Zipotoruk Antlaşması gençler. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde diyor ki Boğaç Meydan Muharebesi yani 1526'da yapılan arkadaşlar tarihin en kısa süre meydan savaşlarının bir silahlı olarak sağlar arkadaşlar. Boğaç Meydan Muharebesi Osmanlı Avusturya yani Habsburg hanedanlığıyla arkadaşlar ilişkiler başladı. Lütfen şu kavramı unutmayın gençler. Habsburglar bu dönemlerde Osmanlı Devleti'ne karşı en fazla Avrupa'da arkadaşlar problem çıkaracak. Osmanlılar en çok hem siyasi hem de askeri ilişkileri olacak olan batıda olan arkadaşlar hanedanlığı Habsburglar bu dönemlerde Avusturya'ya, İspanya'ya, Almanya'ya, Suriye'ye arkadaşlar hükmediyorlardı. Neyse Osmanlı Avusturya ilişkileri arkadaşlar hatırlarsanız Muhaç Meydan Muharebesi'yle başlamıştı. Osmanlı o dönemlerde arkadaşlar biliyorsunuz Macaristan'ın topraklarına kalmış. Dolayısıyla Orta Avrupa Beylerliği Osmanlı'ya geçince doğal olarak arkadaşlar Osmanlı Avusturya'da sınır oldu. Bu da gerginlikleri ve mücadeleleri başlamasının bir diğer yolunu açmıştır gençler. Ve Avusturya 1533'te yapılan İstanbul Antlaşması'nda diyor ki Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Arkadaşlar hatırlarsanız 1533 yılında Osmanlı Avusturya arasında İstanbul Antlaşması yapılmıştır. Diğer ismi İbrahim Paşa Antlaşması olarak da bilinir bazı kaynaklarda gençler.
Ne diyor o maddenin bir muhatap bir maddesi? Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı padişahına değil, sadrazamına denk. Bu da Osmanlı'nın siyasi üstünlüğünü arkadaşlar Avusturya'ya karşı belgelenmesiyle Avusturya bu maddeyi imzalayarak Osmanlı'nın siyasi üstünlüğünü kabul etmiş oluyor gençler. Avusturya Macaristan üzerindeki veraset iddialarından vazgeçip Avusturya Arşidükü yani kral, Avusturya'nın arkadaşlar yöneticisi kralı Osmanlı Veziri Azam'ına denk sayılacak. Az önce bahsettiğim gençler. Ve bu tabi Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı bir anlamda batıya karşı siyasi üstünlüğünü ifade eden bir durumdu gençler. Uzun süre ılımlı seneden Osmanlı Avusturya ilişkileri diyor ki 1593'te Orta Avrupa'da hakimiyet kurma mücadelesi sebebiyle bozuldu. Yani 3. Murat döneminden itibaren arkadaşlar bozulmaya başladı. Ve 1596'da diyor ki Haçova Muharebesi'yle başlayan bu dönemdeki hakimiyet mücadelesi 1606'da yapılan Zitvadoruz Antlaşması'yla sonuçlandı. Arkadaşlar Haçova Savaşları biliyorsunuz yaklaşık 10 sene sürmüş olan meydan savaşları aslında arkadaşlar. Çok uzun sürmüştür. Bunun nedeni genelde batıda Haçova Savaşları yürütürken arkadaşlar Osmanlı'nın içeride Anadolu'da Celali İsyanlar'da, Doğu'da İran'da savaşması arkadaşlar. Yani aynı anda Osmanlı aslında 3 farklı cepheye bölünmüştü. Hem Batı, hem Anadolu, hem de Doğu diye arkadaşlar. Mücadele anlatmış bahsediyorum gençler. Ve arkadaşlar Haçova Meydan Muharebesi bir anlamda Kepçe Hasan Savaşı olarak deniliyor. Çünkü bu savaşta arkadaşlar Osmanlı ordusunun geri çekildiğini gören Osmanlı ordusunun aşçıları kepçelerle, kazanlarla, aşıklarla, çatallarla düşmana saldırdıkları için arkadaşlar bu savaşın enteresan bir yönü var. Ama sonuçta 1606'da Zitvadoruz Antlaşması ile arkadaşlar sonuçlanmıştır. Hemen Zitvadoruz Antlaşması'na şöyle bir göz alalım gençler. Şimdi diyor ki Avusturya'nın Macaristan içindeki vergi kaldırıldı. Yani bir anlamda Osmanlı sanki ekonomik üstünlüğü arkadaşlar gitmiş. Lütfen buraya dikkat edin. Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılmıştır. Halbuki arkadaşlar biliyorsunuz eski antlaşmada yani 1533 antlaşmasında az önce bahsettik. Ne diyordu? Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı padişahına değil, Osmanlı sadrazamına denkti. Yani siyasi üstünlüğümüz vardı ama arkadaşlar bu maddeyle birlikte Osmanlı siyasi üstünlüğü bitti. Sona erdi çünkü Arşidük protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılmıştır. Gençler bu çok çok önemli bir madde. Osmanlı'nın siyasi üstünlüğünü kaybettiğini gösteren ve Osmanlı'nın dış politikada arkadaşlar prestij kaybettiğini gösteren bir maddeydi gençler. Bu anlaşmayla iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerde lütfen dikkat edin. Mütekabiliyet yani karşılıklı denk olma durumu arkadaşlar esası belirleyici olmuştur. Arkadaşlar şu terim karşılıklı bu konuda sık sık çıkabilir. Bu nedenle mütekabiliyet kavramını bu nedenle işte diplomatik ilişkilerde, devlet arası ilişkilerde arkadaşlar karşılıklı denklik, karşılıklılık, eşitlik ilkesini belirleyen bir terimdir gençler. Ve bir daha arkadaşlar az önce bahsettiğim Aslı Haylan'a lütfen bu kavramı unutmayın gençler. İlk kez diyor ki 1. Rudolf döneminde kutsal Roma gelmeyen imparatorluğu adına Habsburglar yani 1372 yıllarda arkadaşlar Avusturya'ya uzun yıllar hükümsüren bir haylandır. Hakikaten de Avusturya'da arkadaşlar bayağı yani müthiş bir süreç sürmüştür arkadaşlar. Yaklaşık 200 yıl yani Osmanlı'ya benzer bir yönü vardır bu anlamda. Hollanda'yı Macaristan, Flemingler bizim Hollanda'sı arkadaşlar zaten. Kastilya ve Aragon'da yani İspanya bölgesinde arkadaşlar evlilikler yolunda egemenliği almıştır. Arkadaşlar benzer bir şey Osmanlı'da biliyorsunuz kurmuş devrimde özellikle bazen beylikleri kendi toprağına katarken yani Anadolu Türk siyasetini sağlarken izlediği yöntemlerde birisi arkadaşlar yine evlilik yoluydu. Yani evlilik yolu ve mirasına toprak satmak dolayı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyor ki mutlak monarşilerle birlikte Habsburg Hanedanı da son bulmuştur arkadaşlar zaten çoğu hayranlıkta olduğu gibi geçer. Ve şöyle baktığımızda Osmanlı Safevi ilişkileri yani doğudaki komşumuz arkadaşlar bugünkü İran'la olan münasebetlerden bahsediyor gençler. Osmanlı evde arkadaşlar şöyle baktığımızda Türkiye'nin doğusu zaten Erzurum, Bitlis'in Sulbağ'dan şöyle arkadaşlar Zagros Dağları gerçekten de iki ülke arasındaki arkadaşlar engin bir sınırdır. Etkili bir sınırdır arkadaşlar. Coğrafi anlamda ve baktığımızda özellikle Osmanlı İran ilişkilerini arkadaşlar ve savaşlarının seyrinde sonuçlanmasında Zagros Dağları'nın etkili olduğu hayatını yedir. Çünkü gerçekten de arkadaşlar münasebetlerde etkili olan bir coğrafi tavır veya tutum içindeydi. Zagros Dağları o zaman önemli ve Safeviler baktığımızda şöyle arkadaşlar genelde bugünkü İran coğrafyasına hakimdiler diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar indirdik biraz. Şöyle baktığımızda. Evet. Şöyle Osmanlı Safevi ilişkileri gençler. Safeviler Osmanlı'nın doğuda sınır komşusuydu. Safevi devletinin
İpek yolu üzerinde devletin kurması, ekonomik kaygılar, Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklar edilmesi ve Çinli propagandası yapması arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Safevi Devleti'nin sürekli mücadele etmesine sebep olmuştu arkadaşlar. Yani genelde zaten Osmanlı'da Safevi'de arasındaki arkadaşlar rekabet veya mücadele yalnızca askeri siyasi rekabet değil arkadaşlar. Aynı zamanda mezhebi rekabetti. Yani Şii İran'ın Şii Safevi'de Sünni Osmanlı'da arkadaşlar mücadelesi de yine bu ilişkilerde var ve belirleyici olmuştur gençler. Şöyle baktığımızda ve 1590 Fenerbahçe Antlaşması arkadaşlar. Şimdi gençler biliyorsunuz normalde Osmanlı İranlılarla yaptığı ilk siyasi antlaşma arkadaşlar biliyorsunuz Kanuni zamanında yapılan yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan 1555 Amasya Antlaşması. Fakat Amasya Antlaşması'na doğru arkadaşlar yani Osmanlı'nın duraklamasına doğru Osmanlı İran münasebetleri arkadaşlar yine şiddetlenecekti. Dolayısıyla arkadaşlar savaşlardan sonra çoğu zaman antlaşmalarla arkadaşlar sürecin adı konulacak. Şimdi 1590 Fenerbahçe Antlaşması bizim için olmazsa olmazdır gençler. Çünkü ne diyor bakın 3. Murat döneminde Safevi'nin Osmanlı devleti topraklarındaki yıkıcı, bölücü faaliyetleriyle İran topraklarından geçen ticaret kervanlarını yağmalamaları tekrar savaşlar başlattı arkadaşlar. Yani baktığımızda İran'ın Osmanlı'ya hem yıkıcı hem bölücü faaliyet yakışıklıkları olması ve aynı zamanda Osmanlı'ya ait arkadaşlar, Osmanlı devletine ait bazı ticaret kervanlarını yağmalaması iki ülke arasındaki ilişkileri tekrar gelmiştir gençler. 1590'da yapılan Fenerbahçe Antlaşması'yla Devriz, Karabağ, Bağıstan ve Şirvan gibi yerler Osmanlı devletine geçti. Yani onun devletine geçti arkadaşlar. Osmanlı burada kazançlı gibi duruyor. Lütfen şu özeti unutmayın. Osmanlı devleti bu anlaşmayla doğudaki en geri sınırlarına ulaşmıştır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar doğuda en geri sınırlarına kavuşuyorsan halen fetih yapıyorum demektir. Yani baktığımda her ne kadar Osmanlı duraklama döneminde olsa da arkadaşlar geçen derslerde size hatırlatmıştım. Fetih yapmaya devam ediyor ama fetihler yükselme devrinde oranla arkadaşlar o dönemi düşündüğümüzde uzun zamanda ve az sayıda yapıyorlar. Sonuçta arkadaşlar fetihler sürüyor. Ve arkadaşlar bu anlaşmanın dönemini unutmayacağız. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlarına kavuştu arkadaşlar. Anlaşmalı 1590 Fenerbahçe Antlaşması arkadaşlar 3. Murat devrine ait. Ve 3. Mehmet döneminde yani 1595-1603 iç isyanlar yine Osmanlı Avusturya mücadelesine fırsat veren Safeviler Devriz, Nahçıvan ve Eyvan'a ele geçirdi arkadaşlar. Dönemlerde çünkü o süreçte Osmanlı arkadaşlar biliyorsunuz bir yandan Açova Savaşı'ndan yürütmeye çalışıyor Batı'dan Avusturya'ya karşı bir yandan da içeride Celali isyanlarla uğraşıyor arkadaşlar daha siyasi dönemlerde. Bunu fırsat bilen Safeviler ne yapıyorlar arkadaşlar? Daha önce verdikleri bazı toprakları geri almak için arkadaşlar geri geçiyorlar ve 1. Ahmet döneminde diyor ki Safevilerin saldırıları uzun süreli savaşlara dönüştü. Bu savaşta 1612'de imzalanan Nasuhpaşa Antlaşması'yla sona erdi. Nasıl arkadaşlar? 1611 yıllarda imzalandığını hatırlıyorum ama Nasuhpaşa Antlaşması benim bildiğim kadarıyla 1611'de imzalanmış Osmanlı-İran resmi antlaşması gençler. Ve genç Osman yani 2. Osman zamanında arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Safeviler üzerinde seferler düzenlemesi sonucu Selam Antlaşması imzalanmışlar arkadaşlar. Selam Antlaşması evet genç Osman döneminde 1618'de arkadaşlar Osmanlı-İran arasında yapılan anlaşmaların birisi. Özellikle arkadaşlar bu dönemde Osmanlı'la İran'ların yaptığı bazı siyasi anlaşmaları ve onları tarih edebilirsiniz. Yani ismini de tarih edebilirsiniz. İyi olur diye düşünüyorum. Ve 1639'da Kasr-ı Şeyh'in antlaşması arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 4. Murat yani Osmanlı'da yaklaşık 17 yıl hüküm süren 1623-1640 yıllarında arkadaşlar hüküm süren bir hükümdardır. Güçlü bir hükümdardır arkadaşlar. 1635'te İran üzerinde düzenlenen Revan Seferi'ni bizzat komuta etmiştir. Arkadaşlar biliyorsunuz 4. Murat'a biz aynı zamanda Bağdat Fatihi diyoruz. Yani baktığımızda İran ve Revan Seferi'ni arkadaşlar gerçekten ün kazanmıştır. Ününü hak etmiştir arkadaşlar. Bağdat Fatihi olarak da bilinir. Osmanlı ordusunun İstanbul'a dönmesi diyor. Safeviler tekrar saldırıya geçti. 4. Murat bunun üzerine Bağdat Seferi'ne çıktı. Bağdat Kalesi arkadaşlar kaldı. Zaten bu yüzden biz ona Bağdat Fatihi diyoruz gençler. Ve Safevilerle 1639'da Kasr-ı Şeyh'in antlaşmasını imzaladı gençler. Arkadaşlar Revan Safevilerle Bağdat Osmanlı'da kalıyor. Bu antlaşmaya göre bakın. Revan Safevilerle ama Bağdat Osmanlı'da kalıyor. İki taraf arasında Zagros Dağları sınır kabul ediyor arkadaşlar. Sınır kabul ediyor. Ve Osmanlı Devleti ile İran arasında yapan bu antlaşma yani Kasr-ı Şeyh'in antlaşması unutmayacağız gençler. Bazı küçük değişiklikler dışında bugünkü Türkiye ile İran sınırında belirlemiştir. Arkadaşlar bu antlaşmanın temel özelliği biliyorsunuz yaklaşık Türk-İran sınırını çizmiş olmasıdır. Yani bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde arkadaşlar çizen hangisidir? 1639
kasrı Şirin antlaşması olarak bildirilmişler ve 4. Murat zamanında yani Bağdat Fatih'in döneminde imzalanmış arkadaşlar bir siyasi antlaşma olarak bilinir. Şöyle arkadaşlar biraz şey yapalım. Evet. Arkadaşlar şöyle baktığımızda evet kasrı Şirin antlaşmasına göre Osmanlı'nın doğusunda gençler şöyle arkadaşlar baktığımızda neredeyse bugünkü Türkiye sınırından yakın bir sınır belirlemesi olmuş gençler. İşte bu yüzden zaten Kasım Şirin yaklaşık Türk-İran sınırını çizen siyasi anlaşma olarak da bildir gençler. Ve Batı'ya geçelim gençler. Batı ilişkileri biraz özel olarak Osmanlı-Lehistan ilişkileri. Lehistan günümüzün Polonya'sı biliyorsunuz gençler. Dolayısıyla o gün ismini almışlar Lehistan olarak biliyoruz. Şimdi ve Lehistan anlaşma biliyorsunuz Sokullu Mehmet Paşa döneminde himaye atlanmıştır. Özellikle Osmanlılarla Rusya arasında bir tür tampon güvenlik bölgesi olarak kullanmıştır Osmanlı. Lehistan'ı ama Lehistan Osmanlı bürokratlarıyla da birlikte arkadaşlar daha önce himaye altına alındığını unutuyor ve Osmanlı aleyhinde bazı faaliyetlerde bulunuyordu gençler. Şimdi 17. yüzyılın başlarında Lehistan Osmanlı himayesinde bulunan Eflak, Boğdan ve Erdem. Eflak, Boğdan arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlılar memleketeyim diyebilir. Bugünkü Romanya, Moldavya coğrafyası olarak kendini görmüşler. Erdem'in işlerine müdahalesi ve Osmanlı topraklarına saldırılar düzenleyen Kazakların korunması üzerine 2. Osman 1620'de arkadaşlar Lehistan seferine çıktı. Yani 1621 yılların hemen başında arkadaşlar 2. Osman'ın seferi Hotin seferi olarak görülür. Yani Hotin kalesi Lehistan ait bir kale arkadaşlar. Dolayısıyla Hotin seferine çıkmıştır. Yaklaşık bir ay devam eden mücadeleden her iki taraftan net bir sonuç alamadı arkadaşlar. Hotin seferinde Yeniçeri'nin yetersizliği anlaşılmış ve ilk defa genç Osman Yeniçeri ocağını kaldırmak istemişler arkadaşlar bu seferde. Gençler, 1621 Hotin seferi gerçekten de Osmanlılar'da arkadaşlar normalde rahat alabileceği bir kaleyi Osmanlı alamadı gençler. Net bir sonuç alamadı daha doğrusu arkadaşlar savaş esnasında. Ama arkadaşlar antlaşma esnasında Hotin kalesini almıştır. Yani antlaşmaya göre Hotin kalesi Osmanlı'ya verilmiştir. O ayrı bir konu. Sonuçta arkadaşlar Hotin seferinin bizim tarihimizde önemli nedir? İkinci Osman yani genç Osman bu seferle birlikte arkadaşlar ne yapmıştır? Yeniçeri'nin artık eski özelliğini kaybettiği, devlet için yararlı kaybı bir kurum olmadığı kanaatine varmış arkadaşlar. Ve ilk defa Osmanlı tarihinde bir parça Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak kararı almış arkadaşlar. Bu parça genç Osman'dır. Bunun nedeni gençler Hotin seferi esnasında Yeniçeri'nin gevşekliğidir, disiplinsizliğidir arkadaşlar. Yeniçeri'nin askeri vasfını yitirmiş olduğunun artık yavaş yavaş arkadaşlar anlaşılmasıdır. Belirli hale gelmesidir arkadaşlar. Yani tarihimizde Yeniçeri Ocağı'nı ilk defa kaldırmayı tasarlayan padişah, düşünen padişah, genç Osman'ı olacaktır arkadaşlar. Fakat ilerleyen dönemde biliyorsunuz genç Osman Yeniçeriler tarafından ortadan kaldırılmıştır arkadaşlar, öldürülmüştür. Ha yine ilerleyen dönemde arkadaşlar elbette Yeniçeri Ocağı'nın 2. Mahmut zamanında biliyorsunuz 1826 vakayı hayliye verilen yani hayırlı olay yapmaya verilen bir gelişmeyle kaldırılmıştır gençler. Onu da o şekilde paylaşalım arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda 1672 Bucaş Antlaşması arkadaşlar. Arkadaşlar bu antlaşma bazen 1672 bazen 1676 olarak da çıkabilir. Çünkü vergi maddesi yüzünden gençler ne yapmışlar arkadaşlar? 4 sene sonra yeniden gündeme gelmiştir. Normalde Zorano Antlaşması olarak da bilinir arkadaşlar. Fakat vergi maddesi nedeniyle arkadaşlar tekrar masaya yatırınca ismini Bucaş Antlaşması olarak da değiştirdiler. Arkadaşlar Rusya ve Habsburglarla yaklaşan Lehistan 1672'de Osmanlı himayesindeki Ukrayna'ya saldırdı. Evet yani özellikle arkadaşlar Ukrayna Kazaklarına saldırması Lehistan'ın 4. Mehmet'in bu dönemde padişahı biliyorsunuz arkadaşlar 4. Mehmet Lehistan seferine çıkmasına yol açmıştı. Bunun üzerine Osmanlı Lehistan'a sefer yaptı arkadaşlar sefer düzenledi. İki taraf arasında 1672'de Bucaş Antlaşması imzalandı gençler ve Podolya Osmanlı'ya, Ukrayna ise Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara bıraktı. Bakın arkadaşlar Podolya Osmanlı'ya bir arazi arkadaşlar, Podolya arazisi. Ukrayna ise Osmanlı egemenliğindeki Kazak halkına bırakıldı gençler. Bu antlaşmaya göre Osmanlı devletinin kuruluş ödemesi gereken vergiyi vermek istemeyen Lehistan antlaşmaya karşı çıktı gençler. Antlaşmada yer alan vergi maddesi kaldırıldı. 1676'da antlaşma ikinci kez imzalandı arkadaşlar. Bu yüzden bu 1672 veya 1676 olarak da karşımıza çıkabiliyor bu antlaşma arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla unutmayacağız gençler. Batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır arkadaşlar. Şimdi az önce hatırlarsanız Doğu'da İranlarla yapılan Karakoş Antlaşması'yla arkadaşlar Osmanlı Doğu'da en geniş sınırlarına kavuşmuştur arkadaşlar. Şimdi ise Lehistan'la yapılan Bucaş Antlaşması'yla Osmanlı
batıdaki en geniş sınırlarına kavuşmuştur. Farkındaysanız gençler, Osmanlı hem doğuda hem batıda en geniş sınırlarına yükselme devrinde kavuşmuş. Duraklama devrinde kavuşmuş arkadaşlar. Bu da bana duraklama devrinde hala fetihlerin yapıldığının somut göstergesidir gençler. Osmanlı devrinde Kutsal İttifak Savaşı'nın babası imzalanan Arlovca, yani 1699 günlü Arlovca anlaşmasıyla Bologna ve Ukrayna'yı Hindistan'a bırakmak zorunda kalacak ilerleyen dönemlerde gençler. Onu da zaten paylaşacağız sizlerle arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Evet, Osmanlı Venedik ilişkileri gençler. Hatırlarsanız Osmanlı Venedik ilişkileri aslında arkadaşlar ta Çelebi Mehmet döneminden beri var. Çünkü Osmanlı kendi tarihinde, yani Osmanlı tarihinde ilk deniz savaşı Osmanlılar Venedik'e karşı yapmışlar arkadaşlar. Yani Çelebi Mehmet zamanında yapılan biliyorsunuz Terpsik deniz savaşı Venedik donanmasına karşı yapılmışlar arkadaşlar, ama daha sonra arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde biraz daha iyi ilişkiler kurulmuş yönünde. Şimdi bakalım neymiş. Osmanlı Venedik ilişkileri iki devlet için stratejik öneme sahip olan Akdeniz'de üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Evet. Genelde Osmanlılarla Venedik'le arasında arkadaşlar mücadelenin temelinde Akdeniz hakimiyeti yapar gençler. Çünkü Venedik'te arkadaşlar denizcilikte gerçekten gelişmiş bir şehir devleti de olarak arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Venediklilere bazı imtiyazlar vererek iki devlet arasındaki ilişkilerin uzun süreli barış sürecine girmesini sağladı. Bu barış süreci Osmanlı Devleti'nin deniz ticaretini geliştirdi ve kendisine karşı o çevirecek ittifaklarda Venedik'in dahil olmasını engellemiştir arkadaşlar. Yani aslında arkadaşlar Fatih Venedik'e bazı imtiyazlar, bazı kapitülasyonlar verdiğinde Fatih'in bazı amaçları vardı. Hem Venedik'i Avrupa Kutsal Katolik Haçlı Birliği'nden ayırmak arkadaşlar, yani o birliği bölmek, hem de Venedik'in özellikle arkadaşlar deniz ticaretinden bir şeyler öğrenmek istemiştir. Yani Fatih hem ekonomik hem de siyasi amaçlar güderek ne yapmıştır? Venedik'i bir şekilde kendi yanına arkadaşlar çekmeye çalışmıştır. Bu yüzden de bazı ayrıcalıklar, bazı imtiyazlar, hatta kapitülasyonlar vermiştir diyebiliriz gençler. Sultan Süleyman döneminde, yani Kanuni zamanında Akdeniz'in üstünlüğünün Osmanlı devrine geçmesi arkadaşlar denizci bir devlet olan Venedik'le ilişkilerin bozulmasına yol açtı arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz 1598 Preveze deniz zaferi arkadaşlar. Preveze deniz zaferini biliyorsunuz Osmanlı'nın en önemli deniz zaferlerinden birisi arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş o zaferle birlikte Akdeniz hakimiyeti Osmanlı eline geçince Venedik arkadaşlar bundan rahatsız oldu, çünkü ticari çıkarlara zarar vermeyince arkadaşlar Osmanlı'la Venedik arasında yavaş yavaş ilişkiler bozulmaya, gerilmeye başlamıştır gençler. Evet. Ve arkadaşlar 1669 Girit Adası'nın fethinden bahsedeceğiz. İkinci Selim döneminde Kıbrıs'ın alınmasıyla Venedikliler arkadaşlar diyor ki Akdeniz'de yüz olarak kullanılacak Girit'e yol başlıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Kıbrıs'ın fethiyle birlikte İnebahtı Deniz Savaşı yaşamıştık ve ilk kez Osmanlı donanması arkadaşlar aslında İnebahtı Deniz Savaşı'na yakınmıştı Osmanlı tarihinde arkadaşlar. Ama Kıbrıs'ın Osmanlı kontrolüne geçmesi, Osmanlı egemenliğine geçmesi arkadaşlar Girit dönemini biraz daha arttırdı. Çünkü Batılıların özellikle Venediklerin Doğu Akdeniz'de arkadaşlar kullanabilecekleri en önemli üst noktası Girit olmuştur o dönemlerde. Venediklerle birlikte Girit'e yaklaşan Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanlarının Türk ticaret ve haç gemilerine zarar vermesi, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi dolayısıyla Osmanlı Devleti 1645'te arkadaşlar Girit Adası'nı kuşatmıştır. Arkadaşlar o dönemlerde gerçekten de özellikle Osmanlı ticaret gemileri o dönemlerde Girit Adası'nda konuşlanmış olan, Girit Adası'nda yoğunlaşmış olan korsanların da saldırılarına muhatap oluyor gençler. Dolayısıyla arkadaşlar ticari anlamda Osmanlı zarar görünce Girit'in kuşatılmasına ve fethine karar verilmiş. O dönemlerde arkadaşlar. Şimdi Venedik bir taraftan Hristiyan Avrupa ile Osmanlı Devleti'ne karşı yoğun diplomasi faaliyetine başladı. Diğer taraftan da Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmak amacıyla Ege Adaları'na saldırıp Çanakkale Boğazı'nın Abluka Adaları'na aldı arkadaşlar. Ve 1656'da İstanbul üzerinde bir saldırı düzenledi. O dönemlerde arkadaşlar yine Padişah 4. Mehmet zamanında gençler. Osmanlı Devleti ancak 1699 yılında Kandiye Kalesi'ne ele geçerek Girit Adası'nı fethedildi. Arkadaşlar Girit'in fethi biliyorsunuz Osmanlı tarihinde en uzun süren fetihlerden birisidir. Yani yaklaşık 24-25 yıl sürmüştür arkadaşlar. Ve Girit, yani Girit'in fethi Osmanlı arkadaşlar denizlerde de son başarısıdır. Yani biz bu fetihten sonra denizlerde önemli bir başarı göremiyoruz Osmanlı'da arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın fethettiği son ada Orhan Gazi döneminde arkadaşlar Kurguç döneminde İmralı Adası'dır. Ama Osmanlı'nın fethettiği son ada gençler 1699'da arkadaşlar 4. Mehmet zamanında
bir adası olarak bilinir. Osmanlı denizlerde son başarısı olarak da, yani fetih anlamında son başarısı olarak da düşünülebilir arkadaşlar, yolundan gelir. Ve Osmanlı Malta ilişkileri gençler. Şimdi Malta diyor, Doğu Akdeniz'in ortasında Doğu Batı yönündeki yeşil noktasını koruyan özel konum olan dünyanın en korunaklı doğal limanına sahip olan bir ülke. Gerçekten de coğrafi konum itibariyle arkadaşlar Malta bugün de öyle gençler. Akdeniz'in önemli özel konumlarından, noktalarından birisidir gençler. Sultan Süleyman yani Kanuni 1522 yılında Rodos adasını almıştır arkadaşlar. Rodos'taki şövalyeler de Malta adasına yerleşmiştir. Arkadaşlar unutmayın ki Osmanlı'nın kuşatıp da alamadığı ender yerlerden birisi Malta adasıdır arkadaşlar. Osmanlı'nın kuşatıp da alamadığı ender yerlerden birisi Malta adası arkadaşlar olarak bilinir. Ve Osmanlı gücü diyor Malta'yı kuşattı. 1565 yılındaki şiddetli hücumlar son derece müstahkem Malta surlarını aşamadı arkadaşlar. Güçlü surlara sahip arkadaşlar. Bir de doğal limanları da korunaklı bir, yani adayı korunaklı hale getiren bu surların bir tanesi arkadaşlar doğal limanları ve güçlü surlarıyla oluyorlar. Malta 17. yüzyılda arkadaşlar diyor ki hem Osmanlı'nın karşısında olan denizci güçlerin yanına hem de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan Kutsal İttifak'ın içinde yer almıştır arkadaşlar. Doğru, yani Malta Osmanlı'ya karşı, Osmanlı aleyhinde bir sürü arkadaşlar işe girişecek o dönemlerde. Dolayısıyla arkadaşlar Kutsal İttifak'ın içinde yer almıştır. Malta özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı oluşturulan Kutsal İttifak ordusunun içindeydi. Peki, geçtiğim gençler, geçtiğim şöyle. Osmanlı, Rusya işlerine biraz bahsedecekler. Rusya'nın güçlenmeye başlaması diyor, 16. yüzyılın başlarında gerçekleşti arkadaşlar. Yani 500 yılların başlarında arkadaşlar. Hatırlarsınız gençler, Sokullu Mehmet Paşa bunu zaten görmüştü. Polisi de Sokullu aslında arkadaşlar Don Bolu Hazar polisini yaparken, yani o kanalın polisini yaparken bir amacıyla güçlenen Rusya'nın güçlenmesini önlemek. Yani Rusya'da arkadaşlar ileride Osmanlı'nın başına çok büyük bir dert olacağını düşündü. Sokullu bir öngörüde bulundu arkadaşlar ki haklıydı. Dolayısıyla arkadaşlar Rusya henüz Moskova ezdiğiyken, yani küçük bir şehir devletiyken aslında Sokullu orayı yok etmek istemiştir ama proje uygulanmadığı için Rusya'nın önü açılmıştır gençler. Neyse, Rusya varlığına sürdürülmek için sıcak denizlere inmek zorundaydı. Rusya'nın büyümesi için Osmanlı engelini aşması mutlak bir zaruretti. Yani Rusya arkadaşlar büyüyebilmek için Osmanlı'yı yok etmesi gerekiyor veya Osmanlı toprakları üzerinde genişlemesi gerekiyor arkadaşlar. Güneyden gelenekten şöyle bakmışlar. Çünkü kuzey arkadaşlar Sibirya. Yani Rusya'nın kuzeyden genişlemesi Rusya'ya pek bir şey kazandırmaz o şartlar. O yüzden güneyden genişlemesi şarttı ve bu da Osmanlı'nın aleyhine bir durum yaratmış gençler. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü ekonomik ve siyasi buhranlar ile Bizans savaşları Rusya'ya zaman zaman fırsatı vermiştir. Yani Osmanlı o günkü koşullarda arkadaşlar tek derdi Rusya değil. Bir sürü sorunla uğraşıyordu. Bu durum tabi Ruslara arkadaşlar bir fırsat vermiştir. Ve şehrindeki yani Bahçesaray, kale savunmasında Hazarlara yardım eden Rusya, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya arkadaşlar boyun eğerek çekilmek zorunda kaldı. Arkadaşlar o gün şartlarda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Rusya seferine çıkmıştır. Ve daha doğrusu Hazarların yardım çığlığına arkadaşlar kulak veren Osmanlı Rusya seferine çıkmıştır arkadaşlar. Ve Merzifonlu Kara Mustafa Rusya'yı orada yenmiştir. Ve Ruslarla maçı biraz sonra bahsedeceğim. Bahçesaray'a başarısını yapmıştır. Zaten Merzifonlu'nun bu başarısı Viyana'yı iki kez kuşatmasına arkadaşlar cesaret vermiştir. Tekrar söylüyorum ekipler, Merzifonlu Kara Mustafa'nın bu başarısı, yani bu seviyen mesela arkadaşlar, Viyana'yı ikinci kez kuşatılmasında kendisine bu müşahatlar arkadaşlar cesaret veren bir durumdur. 1680 yılında bizzat Gölgünlüğü Mehmet'in katılımıyla sefere çıkılması, Rusları telaşlandırdı ve barışlandırdı arkadaşlar. Dolayısıyla 1681 yılında arkadaşlar Bahçesaray Antlaşması ya da Çehrin Antlaşması ile özelliği Osmanlı ile Rusya arasında sınırı oluşmuştur. Arkadaşlar biliyorsunuz bu antlaşma yani 1681 Bahçesaray veya Çehrin Antlaşması ile dersin değil Osmanlılarla Ruslar arasında yapılan ilk resmi antlaşma olarak varlığı arkadaşlar koruyor. Ve İstanbul Antlaşması, İstanbul Antlaşması arkadaşlar Viyana'da Osmanlı ordularının bozguna uğraması Rusya'ya emellerini gerçekleştirme konusunda yeni bir ümit verdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ikinci Viyana kuşatmasında Osmanlı başarılı olamıyor gençler. Dolayısıyla 1683-1699 arasında süren 16 yıl boyunca süren Kutsal İttifak Savaşları'nda Osmanlı maalesef yeniliyor, mağlup oluyor arkadaşlar. Ve Osmanlı'da Kutsal İttifak Devletleri arasında arkadaşlar biliyorsunuz 1699 Karlovç Antlaşması yapıldı ama Rusya bu antlaşmanın
yapmanı istiyorum diyor. Rusya yaklaşıkları biraz sonra Osmanlı ve Rusya arasında bir siyasi anlaşma yapmaya geçer. Rusya, Osmanlı ordusunun Avusturya ve Venedik ile savaş halinde olmasına yer alarak Karadeniz'e çıkmaya çalıştı. Evet. Azar Kalesi'ni kuşattı ve Karadeniz'in dilinde olan bunları alamadı. Çağ 20. Petron, ertesi yıl Azar'da Nehirler ve Kargan olmak üzere iki defa kuşatıp ele geçirdi arkadaşlar. Yani Osmanlı adı da Rus'a ittifak savaşlarını yürütürken ikinci bir yer kuşatması esnasında arkadaşlar Rusya bu durumdan iyi faydalanıyor ve boş olan Karadeniz'de yani Osmanlı'nın pek etkin olamadığı dönemlerde Karadeniz'de arkadaşlar bulunan çok stratejik bir adı olan bir yer olan Azar Kalesi'ni almak üzere arkadaşlar girişimlerini hızlandırdı Çağ 1. Petron. Ve Azar Kalesi İstanbul Antlaşması'nı arkadaşlar Rusya'ya bırakıldı. Böylelikle Rusya Karadeniz'e elinde siyasetinde ilk adım atmış oldu. Arkadaşlar Nehir İstanbul Antlaşması'yla Azar Kalesi Rusya'ya ait olduğunu kabul etmesiyle Rusya Karadeniz'e adım atmak durumunda kalmıştı arkadaşlar. Artık Rusya'nın temel hedefi Karadeniz'in üzerinden Boğazlar'dan sıcak denizlere inmek arkadaşlar. Temel nihai hedef bu olacak arkadaşlar. Ayrıca bu anlaşmaya göre Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecekti arkadaşlar. Yani aslında burada Osmanlı Rusya'ya iktidarlı vermiş arkadaşlar. Siyasi iktidarlı. Çünkü İstanbul'da elçi bulundurması demek arkadaşlar Rusya'nın Osmanlı siyasetini çok yakından takip edilme imkanından kavuşması demek arkadaşlar. Bu da Osmanlı Rusya arasında yapılan İstanbul Antlaşması'nın 1700 İstanbul Antlaşması'nın arkadaşlar bir diğer önemli bölümü arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı Avusturya ilişkilerine geldi ve Osmanlı Avusturya ilişkileri biraz daha derin incelememiz gereken bir konu. Çünkü Habsburglarla yaptığımız arkadaşlar önemli mücadeleleri kapsıyor. Bu yüzden bir sonraki dersimizde Osmanlı Avusturya ilişkilerine devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.